Merhaba arkadaşlar, EBOB ECOG 3. testimizle devam ediyoruz. Bakınız 1. sorumuzda ne diyor? Bir bere atölyesinde üretilen bir miktar bere 6'şarlı veya 7'şarlı paketlendiğinde her seferinde 4 bere artıyor. Bunu bakınız şöyle hemen bir denklem haline getirelim arkadaşlar. Ne diyor? 6'şarlı. O zaman 6A artı 4 eşittir veya 7'şarlı. 7B artı 4. Beremizi de B ile gösterelim. Üretilen bere sayısının 400 ile 450 arasında olduğu biliniyor. Buna göre bere sayısının rakamları toplamı nedir diyor arkadaşlar. Bakınız arkadaşlar, burada her tarafa eksi 4 ekleyelim. Bakınız şöyle kalem alalım. 6A 7B eşittir B eksi 4 oluyor. Burada B eksi 4 sayısı 6 ve 7'nin en küçük ortak katı oluyor arkadaşlar. 42 eşittir B eksi 4. Veya bunun katları şeklinde devam edecek şu şekilde. Ben bunu 10 ile çarparsam arkadaşlar 420 yaptığını görüyorum. Eşittir B eksi 4. O zaman eksi 4'ü diğer tarafa attığımda 424 benim bere sayım oluyor. Bunun da rakamları toplamı 4, 4 daha 8, 2 daha 10. Denizli bizim cevabımız olur. Peki ikinci sorumuzda bize ne diyor arkadaşlar? Aşağıda verilen karelerdeki sayılardan 36 ve 60'ın ortak bölenleri sarıya boyanacaktır diyor. Boyayalım arkadaşlar. Bakınız 2 her ikisini de böler değil mi? Sıra sıra gidelim. 3 36'yı da böler, 60'ı da böler. Daha sonra 4 ikisini de bölüyor. 6 aynı şekilde. 12 ve 1 hepsini aynı şekilde bölüyor. Şimdi cevap şıklarına baktığımızda arkadaşlar benim cevabım ne olmuş olur? Bursa olmuş olur. Evet, 3. sorumuza geçiyoruz. 3. sorumuzda işlemlerine göre y bölü x oranı nedir diyor. OPEP demiş, A ile B'yi vermiş bakın. En büyük ortak böleni 6 ile 15'i bölen en büyük sayı arkadaşlar. İşlemlerimizi yapabiliriz. Mesela hadi yapalım. 2'ye böldük 3, 15, 3'e böldük 1, 5, 5'e böldük 1. Burada benim EBOB'um ne çıktı? 3 çıktı. Demek ki x eşittir 3'müş. Şimdi diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Onda da ECOG var. AB. 4 ve 9 aralarında hasar olduğu için ECOG'umuz ne olmuş olur? Bunların çarpımı olmuş olur. O zaman y'miz de eşittir 4 çarpı 9'dan 36. Ne diyor? Y bölü x diyor. 36 bölü 3'ten 12 bizim cevabımız olur. Denizli. Evet, 4. sorumuza bakalım. 4. sorumuza diyor ki farklı günlerdekilerden 3 bitkinin boyları şekil y gibidir. Bu bitkilerin boylarındaki günlük uzama miktarları eşittir. Buna göre bu boy artışı günlük olarak en fazla kaç santimdir? Yani en büyük ortak bölen lazım bana arkadaşlar. Bakınız şurada yazalım. 72, 54 ve 60. Burada 2 ile başladığımızda 36, 27, 30, 18, 27, 15, 9, 27, 15, 3'e devam ediyoruz. Bakınız 3, 9, 5, 3 ile devam ediyorum. 1, 3, 5, 3 ile devam ediyoruz. 1, 5, 5, 1. Demek ki en büyük ortak bölene baktığımızda hepsini aynı anda bölen sayılar 2 ve arkadaşlar şurada bir 3'ümüz var. O zaman 2 kere 3, 6 cevabımız Ceyhan olur. 5. sorumuza geçiyoruz. 5. sorumuzda x, y, z pozitif tam sayılardır diyor. A sayısı 3x artı 2, 5y artı 4, 6z artı 5 olduğuna göre A sayısının en küçük değeri nedir? Aslında burada şıklardan da gidilebilir arkadaşlar. Hani 3 ile bölümünden kalan 2 olacak, 5 ile bölümünden kalan 4, 6 ile bölümünden de kalan 5 olacak. Bunu şıklarda tek tek deneyebiliriz. Ancak bizim çözüm şeklimize baktığımızda her iki tarafa 1 ekleyelim. Bakınız A artı 1 eşittir 3x artı 3, 5y artı 5, 6z artı 6. Buradan A artı 1 sayısı 3 parantezinde, 5 parantezinde ve 6 parantezinde. O zaman A artı 1 sayısının en küçük ortak katı 3, 5 ve 6'nın ECOG'udur arkadaşlar. Bu da 30'dur. 1'i diğer tarafa gönderdiğimizde A'mızı ne olarak buluyoruz? 29 olarak buluyoruz. 6. soruya geçiyoruz. 6. soruda bir fırın her gün eşit miktarda ekmek üretmektedir. Bu fırında cuma günü her müşteri 3 ekmek alıyor ve 2 ekmek artıyor. Şimdi
Daha sonra cumartesi günü her müşteri 4 ekmek alıyor ve 3 ekmek artıyor. Bu fırında günlük üretilen ekmek sayısı 100'den az olduğuna göre cuma günü en fazla kaç farklı müşteri ekmek almıştır diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. Bakınız her müşteri 3 ekmek alıyormuş. Yani 3x artı 2. 2 tane arttı. Diğerinde de 4y artı 3 diyelim. Ekmeğe de e diyelim arkadaşlar. Şimdi ben burada ortak parantezi alabilmem için ne ekliyorum? 1 ekliyorum bakınız. 1'lerimi ekledim. O zaman 3 parantezinde x artı 1, 4 parantezinde y artı 1 eşittir ekmek artı 1. Demek ki o zaman ekmek artı 1 sayısı 3 ve 4'ün en küçük ortak katı oluyor. Bu da ne yapar arkadaşlar? Çarparsak 12 yapar. 12 eşittir ekmek artı 1 olabilir. Bu 12'nin katları olarak devam ettiğimizde 96 eşittir ekmek artı 1. Bunu diğer tarafa attığımızda ekmek eşittir 95 olarak bulunur arkadaşlar. Bakınız yazalım. Diyor ki bu fırında günlük üretilen ekmek sayısı 100'den az olduğuna göre cuma günü en fazla kaç farklı müşteri ekmek almıştır diyor. Şimdi 95 ekmek üretiyorum. Her müşteri 3 ekmek alıyor. O zaman 95'i 3'e biliyorum. 3 kere 3 9, 0, 5, 1 kere var. Kalanımızda 2 çıktı. 31 farklı müşteri cuma günü ekmek almıştır. 7. sorumuza geçiyoruz. 7. sorumuzda Nihan öğretmen matematik dersinde ritmik sayma etkinliği yapmaktadır. Öğrencilerden şeklini ritmik saymaktadır diyor. Buna göre Burcu, Nezgiz ve Samet'in ortak söyleyeceği ilk sayı nedir diyor arkadaşlar. Bakınız arkadaşlar 3'ün katı, 4'ün katı ve 5'in katı. O zaman en küçük ortak katlarına baktığımızda ekok 3, 4 ve 5 dediğimizde çarparsak eğer ki aralarından sağ zaten 60 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 8. soruda Kemal amca uzunlukları 60 metre ve 84 metre olan dikdörtgen şeklindeki tarlasının etrafına tel örgü çekecektir. Tel örgünün sağlam olması amacıyla eşit aralıklarla ve tarlanın köşelerine de gelecek şekilde direkler dikmeyi planlıyor. Buna göre iki direk arasındaki mesafe en çok kaç metredir diyor arkadaşlar. Bakınız burada şöyle bir dikdörtgen çizelim. Evet. Şimdi bu bizim tarlamız arkadaşlar. Tarlamızda uzunluğumuz 84'e nedir? 60'tır. Şimdi Kemal amca burada direkler dikecek ama bize kaç tane direk dikeceğini sormuyor. Sadece iki direk arasındaki mesafeyi soruyor. Bundan dolayı ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? EBOB'larını almam gerekiyor. 60 ve 84. Bakınız 2, 30, 42, 15, 21, 3'e böldüm. 5, 7, 5'e böldüm. 1, 7'ye böldüm. 1. O zaman EBOB'ları ne çıkacaktır buradan? 2, burada 2'lerimiz var, bir de 3'ümüz var. Çarparsak 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 12 çıkacaktır. Demek ki 2 direk arasındaki mesafe 12 metre olurmuş en fazla. 9. sorumuzda diyor ki arkadaşlar bir tavuk çiftliğine yetiştirilen 3 farklı cins tavuk 16, 20 ve 24 saatte bir yumurtlamaktadır. Bu 3 tavuk beraber yumurtladıktan en az kaç gün sonra tekrar beraber yumurtlar? Şimdi ekokunu aldığımızda arkadaşlar bakınız ekok 16, 20 ve 24 dediğimizde. Şimdi bunların ekokunu bulalım beraber. 16, 20 ve 24 yazdık. 2 ile başlıyoruz. Tekrardan 2 ile devam ediyorum. 2, 5, 3, 2, 1, 5, 3, 3'e böldük. 1, 5, 5'e böldük. 1. O zaman ekok arkadaşlar 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 5. Yani 240 çıktığını görüyoruz. Bu 240 nedir arkadaşlar? Bakınız saattir. Bana neyi soruyordu? En az kaç gün? Günü soruyordu. O zaman bir gün 24 saat olduğundan dolayı 240 bölü 24'ten 10 gün yapar arkadaşlar. Cevabımız Bursa olur. 10. sorumuza geçiyoruz. 10. sorumuzda diyor ki bir kırtasiyeci yükseklikleri yukarıda verilen matematik ve geometri kitaplarını kendi aralarında kapakları üst üste gelecek biçimde
ve yükseklikleri eşit olacak şekilde diziyor. Buna göre oluşan yüksekliğin değerinin iki basamaklı en büyük değeri 96 olur. Burada arkadaşlar 4 ve 6'nın ekokunu almam gerekiyor. Bakınız 4 ve 6'nın ekoku nedir? En küçük ortak katı 12'dir. 96 12'nin katı olduğu için ve en büyük değerini sorduğu için iki basamaklı olarak doğrudur. Oluşan yüksekliğin değerinin 3 basamaklı en küçük değeri 108 diyor. Bakınız 96'ya 1,12 daha eklersem 108 yaptığını görüyorum. Doğrudur. Kullanılacak toplam kitap sayısı 5'in katıdır. Mesela bir örnek verecek olsak 12'yi bulmak istiyorum ya ben. Şimdi 12 olması için 2 tane matematik kitabı lazım bana. 12 olması için yüksekliğinin buradaki kalınlığının nedir arkadaşlar? 3 tane de geometri kitabı olması gerekiyor. Toplamda 5 kitap yapıyor. Demek ki kullanılacak toplam kitap sayısı 5'in katıdır. 5, 10, 15 şeklinde. Cevabımız Edirne olacaktır. 11. sorumuza geçiyoruz. 11. sorumuzda 80 kilogram alabalık, 100 kilogram hamsi ve 120 kilogram palamut birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit ağırlıktaki kasalara konulacaktır diyor. Buna göre bu iş için en az kaç kasa gereklidir? Şimdi hangi soruda EBOB, hangi soruda ECOG kullanacağımızı nasıl belirliyoruz arkadaşlar? Şimdi burada en küçük ortak kat yani ECOG bir düşündüğünüz zaman sizin hiçbir işinize yaramayacak. Yani sizin elinizde bir ürün var. Gerçek hayatla soruyu özdeşleştirirseniz eğer ki sorunun cevabını bulmakta çok rahatlarsınız. EBOB en büyük ortak bölen. Siz bunları gruplara ayırıyorsunuz çünkü. 80, 100 ve 120'nin EBOB'unu bulalım hadi. 2'ye böldüm. Bakınız 40, 50, 60. 2'ye böldüm. 20, 25, 30. 2'ye böldüm. 10. 25, 15, 2'ye böldüm 5, 25, 15, 3'e böldüm 5, 25, 5, 5'e böldüm 1, 5, 1, tekrar 5'e böldüm 1. Şimdi, bakınız bu bizim EBOB'umuz, daha sonra nerede? Şurada bir EBOB görüyorum. O zaman demek ki EBOB'umuz ne çıkacak arkadaşlar? En büyük ortak bölenimiz. 2 çarpı 2 çarpı 5'ten 20 çıkacak. Şimdi bize kasaları soruyorlar. Kasaları nasıl bulacağız? 80 bölü 20. Yani ben 20 kilogramlık balıklar olarak ayarlıyorum. 80 bölü 20'den 4. 4 tane kasa lazım. 100 bölü 20'den 5 kasa lazım. 120 bölü yine 20'den de 6 kasa lazım. Toplamda 9. 15 kasa gerekli arkadaşlar. Diğer testlerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.